Herkes ayından merhaba, ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ocak favorileri videomu paylaşacağım. Ocak ayında çok fazla değişiklik oldu. Mesela arka planında, odada çok farklı yerlerde sizin için güzel gözükebilecek arka planlar hazırladım. Bir tanesi bu. Ve Ocak favorilerimin ilki de yeni arka planlarım. Yeni arka planlarımı görmek, oda turumu görmek isterseniz eğer, ki ben oda turu videosu çekmeyi çok seviyorum, aşağıya yorum bırakın. Ben de ona göre bir video hemen hazırlayayım. Şimdi diğer favorilere geçelim. İlk olarak üstümdeki bu görmüş olduğunuz triko gibi bir üst. Crop top aslında ama çok fazla kısa değil. Bunu Bershka'dan almıştım. Ben böyle elleri uzun olan şeyleri çok seviyorum. İlki buydu çünkü üstümden çıkarmadım. Hiç giymediysem içlik gibi giydim. Çünkü havalar çok soğuktu ve biliyorsunuzdur yani. Ben çok çok hastaydım. Serumlar işte vesaireler. O yüzden çok kalın giymem gerekiyordu. Bunu önce çok ince giyindiğim için. Her neyse günah çıkartmayı bırakayım. İlk favorim buydu. İkinci favorim de bir önceki alışveriş videomda bahsettiğim. Linkini yukarı koyacağım. İzleyebilirsiniz. Aksesuarlarımı anlatıyorum. Bu H&M'in kolye aslında bu. Ama ben çakır olarak kullanıyorum. Böyle çakırlara hoşuma gidiyor. Seviyorum değişik formlarda olduğunda. Ama kolye olarak da takabiliyorsunuz. Yani ben şu an en sıkı haliyle taktım. Ama güzel, çok memnunum. Zaten çok istediğimi söylemiştim. Diğer favorilerimle devam edeyim. İlki bu Urban Care'in Shake and Repair serisinden. Bu aslında kıvırcık saçlar için olanı. Ben bunun çok uzun süreler turuncu olanını kullanmıştım. Turuncu olanından çok memnundum. Saçları çok güzel açıyor. Çok güzel bir kokusu var. Milkshake gibi. Bunu da neden aldım? Fark ettim ki son zamanlarda saçlarım yıkayıp çok hafif nemli bırakıp topladığımda istediğim dalgaya ulaşabiliyor. Tabii normal bir insan için o asla bir dalga değil. Bu da kıvırcık saçlılar için olan bir ürün olduğu için dedim ki ben bunu bir süreyim. Evde vardı çünkü bir kere yanlışlıkla almıştık. Şu an dişimde bir şey varmış gibi hissediyorum. Doğru hissediyorum. Çok kötü. Geçen bir videomu sadece dişime bir şey bulaştığı için heba etmek zorunda kaldım. O yüzden bunu düzelttim. Şu an çok mutluyum. Her neyse konumuza geri dönelim. Bunu kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım. Böyle katı katı yapmıyor. Doğal bir şey zaten. Yumuşak bir şey. Bu Ocak favorilerimdeydi kesinlikle. Daha sonra en son kozmetik videomda değil, yeni yıl hediyelerim videosunda bahsetmiştim bu parfümden. Onun da linkini yukarı koyarım. Modern Muse Estée Lauder'in Nude isimli parfümü. Bu parfüm benim daha önce kullandığım parfümlere hiç benzemiyor aslında. Çok fazla şekerli değil. Yine bir şekerliliği var. Ama çok kalıcı. Yani duştan sonra bile saçlarınızda hala bunun kokusunu koklayabiliyorsunuz. Etraftan geliyor. Bu gerçekten çok severek kullanacağım bir parfüm olacağını düşünüyorum uzun süreler. Bir de yine aynı çantadan, bunlar bir çantadaydı. Estée Lauder'in Pure Color serisinden 21 numaralı Pure Red isimli ojesi. Gerçekten çok kalıcı. Chanel, Dior, Dolce Gabbana falan kullandım ben. Aralarında en kalıcısı. Sürekli dişime bakıyorum. Aralarında en kalıcısı gerçekten Estée Lauder'in bu ojesiydi. Ki kırmızı ojede kalıcılık hepsinden çok daha önemli. O yüzden Ocak favorilerim arasındaydı. Bir de tırnaklarım uzun zamandır olmadığı kadar uzunlar. O yüzden kırmızı ojeyi ben uzun tırnakta çok severim. Daha sonra diğer bir favorim Eclipse'in bu pudra fırçası. Bu bende daha önceden bayağıdır var ama ben bunu pudra fırçası olarak kullanmayı çok sevmemiştim. En fazla göz altlarımı sabitlemek için kullanıyordum fakat çok beğenmemiştim. Benim o emektar Clarins fırçam çok daha iyiydi bundan. Ama fark ettim ki allıklar çok daha güzel sürülüyor. Bununla
O yüzden Ocak ayındaki favori fırçam bu oldu. Tek dezavantajı benim genelde allık fırçalarım kısa olur. Bu biraz uzun, çantada taşıması zor. O yüzden ama Eclipse'in fırçaları kırılıyor diyorlar. Öyle bir şey olursa küçültüp atarım çantama. Bu fırçayla birlikte kullandığım, en çok kullandığım şey Sweet On You Sephora allık. Numarası 5. Sephora'nın bu yılbaşı kitinden çıkanlardan. Böyle çok hoş, çok tatlı bir tam portakal rengi de değil. Ya buna ne deniyor çok bilmiyorum açıkçası. Yani nasıl tarif edeyim bu rengi? Pembe değil, şeftali değil. Böyle şöyle değişik bir renk ama çok sevdiğim, çok doğal duran bir allık oldu. Daha sonra bakıyorum, bakıyorum ne var? İşte en sevdiğim, gerçekten kesinlikle alın diyebileceğim bir ürün. Flormar'ın Radiant Touch Brush Concealer'ından bahsetmiştim size. Yine kozmetik alışverişi videomda. Onun da linkini yukarı koyarım. İzlersiniz oradan. Ben bu ay maşallah diyeyim. Şöyle vurayım her yere. Cildim gerçekten çok memnunum. Sivilce kusmadım. Hiçbir şey olmadı. Kesin bu videoyu yayınladıktan sonra çıkacak. Sadece concealer uygulayıp rimel ve kaşlarımı doldurduktan sonra dışarı çıkabildim. Çok güzeldi, çok mutluydum. Ve bu kapatıcı gerçekten harika. Yani bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum. Gerçekten çok 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 harika bir kapatıcı. Benim kullandığım kapatıcı diğer kapatıcılara göre rengi baya 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 somon. Aydınlık değil. Ama zaten makyaj yapmadığınızda, şunu şöyle yapayım ki kirlenmesin. Zaten makyaj yapmadığınızda o kadar aydınlık bir concealer'a ihtiyacınız olmuyor. Çünkü çok kötü duruyor o zaman. Floresan gibi. Bu da benim son ve en sevdiğim, sanırım çok uzun süre kullanacağım bir ürün oldu. Ocak favorilerimin kozmetik kısmı bu kadardı. Şimdi sizlere bir kitaptan bahsedeceğim. Bu sefer klasik bir kitap. Klasik bir yazarın klasik bir kitabı. Tolstoy'un Aşkın Yasası ve Şiddetin Yasası isimli kitabı. Çok sevdim. Gerçekten çok güzel. Zaten ben genelde işte Madame Bovary'ler edebiyat dersinde öğrendiğiniz bütün kitapları okumaya gayret eden bir insanım. Çünkü klasik yani bence herkesin okuması gereken kitaplar. Bu da Ocak ayında okuduğum bir kitaptı. 10 lira D&R'dan aldım. Bu da böyleydi. Şimdi size diğer bir favorimi göstereceğim. Aslında birkaç favori bu. Bu görmüş olduğunuz makaron kutular. Çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten eğer bir oda turu yaparsam bunları gösteririm. Ben bunları Trendyol'dan aldım. 7 liraydı. Dörtlü bunlar. Marka fonunda da var. Her yerde var yani. Ama mutfak kampanyaları kısmında var. İçinin boş olanını göstereyim. Diğeri dolu. Şöyle vakumlu. Aslında yemek de koyuluyormuş bunların içine. Güzel olabilir böyle aparatif şeyler, atıştırmalıkları koyabilirsiniz. Ben hem dekor olarak güzel durduğu için hem de çalışma masamda pek çok şeyi koyduğum için kullanıyorum. Bu da son Ocak favorimdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi oda turu ile ilgili fikirlerinizi yani arka planımla ilgili fikirlerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Sadece oda turu için değil, arka planımı beğenip beğenmediğinizle ilgili de yorum yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.